Hazreti Ebubekir Efendimiz Resulullah'tan ayrılmak istemiyor. Ama Resulullah da ondan ayrılmak istemiyor sallallahu aleyhi ve sellem. Hocam yani karşılıklı o, bu. O hicret hadisesinde değil mi? Mesela sahabe bir Medine-i Münevvere'ye hicret ediyor bir taraftan. Hani Hazreti Ebubekir Efendimiz de ya Resulullah izin verirsen ben de diyecek oluyor da bekle diyor sen. Sen bekle. Yani onu özel saklıyor sanki Resulullah kendine. Sallallahu diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem biz beraber gideriz gideceksek anlamında. Şimdi üstadım yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'deki vefayı Ebu Bekir radıyallahu anh'la ölçmek mümkün değil yani. Ona gösterilen hürmet, saygı ve teslimiyete hak ettiğinin aynısıyla muamele yapıyor. O vefa sahibi zaten. Vefa o zaten. Şimdi iyilik görüyor. Elbette her iyilik yapana ne buyuruyor? Karşılığını verdim diyor. Verdim en azından dua etti ona. Evet. En azından şefaatine aday olarak koydu. Gördüm. En azından onu yaptı. Ebu Bekir radıyallahu anh ölçülemeyecek, teraziye konamayacak kadar büyük çapta bir iyilik yapınca, teslimiyet gösterince, evet. Gönlünü yani, açınca. Ha, belki hocam en büyük tasadduk gönlünü vermek değil mi? Her şeyini. Her şeyini. Her şeyini. Yani hayatını ona kilitledi. Geçen hocam bir bu sıdk ve sadakat konusunda Abdülkadir Geylani'nin rahmetullahi aleyh bir sohbetine başlarken bir cümlesi var. Diyor ki ey evlatlarım siz malınız mülkünüz sizin olsun. Sizin malınızı mülkünüzü istemiyorum. Siz bana diyor bir habbecik bir sıdk tasadduk edin. Bir habbecik sıdk tasadduk edin. Bunu da kendim için istemiyorum. Bunu da sizin için istiyorum diyor. Hani biraz önce ifade buyurdunuz. Hazreti Ebubekir Sıddık Efendimizin faziletini verdiği malla, Resulullah'ın yoluna koyduğu malla değil. Neyle? O Allahu Alem o sıdk-ı sadakat. Değil mi efendim? Sıddık damgası alacağı işlerle. Evet. Yoksa hocam belki şimdi bizim bir zengin kardeşimiz Ebubekir radıyallahu anh'ın 23 senede verdiğin 23 dakikada bir Ramazan'da veriyordur belki. Daha fazlasını da veriyor. Mesela bakıyoruz bir kardeşimiz kocaman bir cami yaptırıyor. Yüzlerce talebenin iaşesini senelerce karşılıyor. Böyle mümin kardeşlerimiz de var. Yani tankis etmek, değersiz bulmak manasında değil dediğim ne o tarafı ne bu tarafı ama Ebu Bekir radıyallahu anh'ın o yükselişi parayla değil diye düşünüyorum. Paradan önce verdiği şeyler var. Çünkü onun da parasının yetersiz olduğu günler var. Yani hocam bir de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile Hazreti Ebu Bekir Efendimiz arasında yaş farkı çok az. Değil mi? Böyle bir iki senelik bir yaş farkı iki var. İki sene iki ay farkları. Bir insanın belki büyüğünden bir abi olarak yardım görmesi önemli, güzel bir şey. Küçüğünden de bir delikanlıdan da onun omuz vermesi de güzel bir şey. Fakat insanın hayatı beraber paylaşabileceği, hemen hemen akran bir dostundan, arkadaşından böyle bir teslimiyet görmesi çok kolay bir hadise değil. Bir de çok kıymetli bir şey öyle anlaşılıyor. Bir de yani, hocam Ebu Bekir radıyallahu anh çocuk yaşta, delikanlı yaşta değildi mümin olduğunda. Ya da vahyin ilk geldiği günde. Yani olgunluk yaşındaydı. Tabii. O da işte 38 yaş diyelim değil mi hocam? 39-38 yaşındaydı. Dolayısıyla yani ruculeti oturmuş birisiydi ve bir kültürü vardı. Dağ başında yaşamıyordu. Ha bir de asaleti var değil mi hocam? Aile asaleti de var. Yani, dolayısıyla onun gelip de ben sana hiç tereddüt etmeden ilk gün iman ediyorum demesi sıradan bir şey değil. Mesela Sa'd ibn Ebi Vakkas 17 yaşında evet. O şerefe ulaşmış. Yani henüz aile bağları oturmamış, hısımlığı yok. Yani onun gelip de %100 tamam ben buradayım demesi kolay. Evet. Delikanlıların... Yani koparacağı fazla bağı yok. Bağı yok. Yani 38 yaşında, 39 yaşlarına yaklaşmış birisinin çok zor o kadar büyük bir birikimi bırakıp hem de %100 Allah'ın şahitliğiyle %100 teslim olmuş. Bir de hocam bulunduğunuz toplumda itibarınız var. Yani diyelim ki Hazreti Ebubekir Efendimiz o yaşta o Mekke'nin ileri gelenleri tarafından da saygı duyulan saygı birisi. Duyuluyor tabii saygı hatta, duyuluyor. Hatta hani bir ara o da dışarı çıkmak istiyor. Mekke'yi terk etmek istiyor da ikna etmek isteyen yahu diyor sen de dışarı çıkacaksan yani Senin gibi birisi vatanından kovulmaz diyor. Vatanından kovulmaz diyor. Senin gibi birisi kovulmaz diyor. Buyurduğunuz gibi çok yönlü bir irtibatı, alakası olan bir insanın ben her şeye rağmen her şeyi bırakıyorum. Benim yegane itibarım ya Resulallah senin yanında sensin. Olmaktır. Sensin demek, ben yokum. Çok kimliğini şey sıfırlamak. Evet. Burada hocam bizi izleyen kardeşlerimizin izah etmemizde
fayda olacak bir bilgiye ihtiyaçları var. Bu kesinlikle Allah-u Teala'nın seçmesiyle oldu. Kesinlikle, evet. Bu böyle yani kura ile falan çıkacak bir şey değil. Ya da çok bir okula gidip yok çok tarikat dersi görüp anlaşılacak bir şey değil bu. Bu %100 innallaha istafaya dahil. Seçti Allah. Ama bizim beni de seçseydi niye Ebu Cehil'i seçmedi gibi bir suyu edep yapıp buna cevap verme hakkımız var mı? O da yok. Niye? Esasen Allah-u Teala ve hedeynâhu necdeyn herkese iki yolu da açtık derken herkesi seçti. Ama biri o seçilmişliğin kıymetini bildi. Yani karşısında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi görünce geçmişini, toplumunu, malını, her şeyini bir kenara atıp Allah'ın seçmiş olmasını değerlendirmeyi tercih etti o.